uğrayacak. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed sadiqul va'dil amin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Oğuz anamız raziyallahu anh'ın hayatıda bulu etken bir muhum, hatarlı ve cüde bir ibretli vakiyelerden bu hadisul ifk vakiyası. Buradalar hak bilen batılı ortasında küreş hiç kaçan tohtamaydı. Her bitti adamda dostu buladı, düşmanı buladı. Mumun, Müslümanlar barakan kafir fasıklarının düşmanı buladı. Eğer kişi bana şu fasık kafirlerini, münafıklarını dost tutuyken olsa, özüne imanını bir teşrif koysun. Bu adamda imanı da zayıflıydı varlığı bilgisi. Münafıklar, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bana şimdi bir pakize ayalı, Ayşe anamızga tuhmat, bohtan kılıçtı. Hadisul ifk. Ularını Ayşe anamızın şerefiye, Peygamberimizin şerefiye bunda tane yetkizişi giden maksadı İslam ve Müslümanların şevketini çürüşlüydü. İfk buhtan. Bu yetti kavat Osman'dan neme ağırrağı deyip sorarken de pakize insanını şahane yakalayınken tuhumat deyip cevap verildi. Buradalar insanını halaketke alıp baradigan yetti katta günahı var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şu günahlarını saniyatıp durup Allah'a şirk yeltirişlik, adam öldürüşlik, arağı içtik deyken payıttı, yan başlığa geldiler. Ama yalgan söz ve yalgan güvahlik deyken cahkende şimdi çöküp şu aldılar da yalgan söz, yalgan güvahlik, yalgan söz, yalgan güvahlik deyip kaytara uğurdu, kaytara uğurdu. Sahabalar köp ayeti organından bulduksa bulardı deyişi vardı. Banu Mustalik azatlıdan kaytip geliyatıp Muhacir ve Ansarlar ortasında az yine muamma oldu. Bundan haber topken Abdullah ibn Ubey ibn Salul münafıklarının kattası bana şu gazat gibi bile çıkan idi. Ne mi dedi? Yanıda dururken münafıklar yıkarıp durup iç semirse yasını kapadı. Medine'ye kaytıp borsak Aziz harını haydab çıkaradı dedi. Aziz de özünü nazarda tuttu. Har da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i nazarda tuttu. Yine ne mi dedi? Yanında turgan özüge oşuge münafıklarge karab durup siler ana şu Mekke'den kegen yalan ayaklarge üyleriyle de boşatı verdiler. Mallariyle de bölüp verdiler. Bana indi siler de özüge onlar dafkılı yaptı dedi. Allah'a kasam. Eğer koluyla de gene sana onlarge vermeye koysaylar kambagal bulup bizi yurtlarımızı taşıp çıkıp yetişedi dedi. Onun maksadı muhacirlerini Mekke'den haydab çıkarıştıydı. Makir kıldı, hile kıldı. İnnehum yakiduna kayda ve akidu kayda. Elbette kafirler hile nayran kılırlar. Men ham bir hile kılırman. Kulasa kan de bol işliği gerek. Müslüman mısan? Tayyar tur. Tuhumat kılışadı. Malamat kılışadı. Hadisul ifk. Ayşe anamız hikaye kıladılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kaçan bir safar kılmakçı olsalar ayollardan bir ortasını özü bilen ok geçişlik gereği olsa Kur'an taşlardı. Çek taşlardı. Kaysa ayol geçirse şu ayolunu özü bilen ok getirirdi. Banu Mustalik gazatıya Peygamberimiz yine bir tane ayolunu ok geçişlik için çek taşladı. Ayşe anamız geçişti. Bu koşun ketip borarken ayollar mingen tüyalarda güruhu arkada getirirdi. Ayollar tüyanın üstüne oturuşluk için haldaş kılı belirgenirdi. Şu lata bile uğrayıp koyulurken ayollar içinde oturadı. Pardalar tartıvaladı. Bu payette hıcap ayetleri düşken idi. Şimdi ayollarda güruh arka arada yürüdü. Tohtaşlık gereği olsa, koşun tohta bir hacet bilen tohta edigen olsa ayollarını, tüyalarını yetelegen erkekler tüyalarını çöktürüp koyup nereye kaket içeride? Ayolları özlerinin işleri bilen başka tamaya kalıp getirdi. Şimdi özlerinin işlerini, kazayı, hacetlerini kıbbı geneden ki ayollar kelevene havdaşge oturadı, pardasını tartıvaladı, erkekler açıp karamaydı. Yani yeterip kete uğradı. Tartış şunu kıydı. Ayşe anamız raziyallahu anh'a yaş idi. Hali et ama genedi. Vazni yengil idi. Medine'ye kirişlikten evvelki tohtaladıkken ahrige cahaya tohtaştı. Erkekler tüyelerini çöktürüp koyup nargi erkekler tam ayı karab ketti. Ayollar havdaşdan çöp
özlerinin kaza hacatı bilen bağırıp kayıtıp gelişti. Yani tartıp gibi binağın hemen gelip havdacıya cahalarını boğandan gelin erkekler aç mıydı havdacıda? Şimdi tüyanın üstüne kötarıp koyadı, tüyanı yetelip getirdi. Ayşe anamız kayıtıp gelinden gelin boynudaki monçakın yok alıp koyandığını gördü. Yürüp gitti. İstep kayıtıp gelse hiç kim yok. Hiç kim yok. Keti boğandı koşun. Ayşe anamız yalnız özü kaldı sahrada. Beni yokluğumu bilişip Medine'ye bir yürüyüşte yetişirdi. Yokluğumu bilse kele ap geçişirdi dedi de kimiye oranıp oturup uklap kaldı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bana şimdi bir koşun bulan kervan bulup çıkan payette arkada bitti Müslümanlı koşunun arkasından keliştiği gibi büyürerdi. Misal kılıç düşüp kaldı. Kalkanı düşüp kaldı, ki yakındadır kamçı düşüp kaldı. Çünkü düşüp kalken nesilerde teri yürüyen bitti adamı kaldırıp koyardı. Bu sefer Safvan ibn-i Muattal, As-Sulami raziyallahu anh'ını peygamberimiz kaldırken idi. Safvan koşunun arkasından gelirken karasa Ayşe anamız yatıp okulu yaptı. Körüp taniydi. Çünkü hicab hali farz olmasından evvel peygamberimizin üyüge peygamberimizden bir neçim ete kirgen buladı. Ayşe anamızı körüp tanırdı. Karasa Ayşe anamız. Yerhamukillah dedi. Ayşe Allah rahmet kısa ne makul yapsın dedi tezgahı karadı. Ayşe anamız uyganıp gapırmadı. Özünü oraya aldı. Safvan raziyallahu anh'u peygamberimizin ayalı. Safvan'da anası. Mumullerin anası. Tüyanı sakin çöktürdü. O ayı kabarıp durdu. Ayşe anamız tüyanı mindi. Çünkü yanında dursa ayağın açılıp kalışı mümkün. Kol açılıp kalışı mümkün. Kulas tüyanı mingenden keyin tüyanı yeterli şaşırgenice Medine-i Münevvere'ye kadar kirip vardı. Bu payet geçe Ayşe anamızı yoğulgin hali bilişmegen dedi. Koşun gelip hemen şu bogenden keyin bilişti. Ayşe yok iken Ayşe yok iken deyip duruşken dedi. Karası Safvan'ın muattal tüyeye otkizip Ayşe anamızı yeterli hap geri yaptı. Abdullah ibn Übey ibn Salul kalbi yine küduratke tolup durgen Müslümanlığa nisbeten kalbi nafretke tolup durgen boyaki münafık körüm değil mi dedi. Zavcatu sahibikum ma Safvan vallahi ma neca minha ve ma necet minhu dedi. Bu sahibilerde ayalı Safvan buna yola sokaptı mı? Vallahi dedi. O ondan, bu ondan aman kalmadı dedi. Zina kıldı da yengep ağızdan çıkmadı da üçüncü onu cezalaştık imkan bulmadı. O fakat bana şu fakşiye işare kıladığın sözde ayıp koydu. Boşlap koydu. Ayşe anamız raziyallahu anh'a geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üyüge kirdi. Hiç kança vakit ötmezden ağırıp kaldı. Boyagi gap köçede tarkadı. Yalgız kaptı. Biri bitti koştu, biri ikide koştu. Hullas Ayşe Safvan bulan zina kıldı degen gap poş buldu. Musibet ne dedi? Bana şu sözünü zina kıldı degen sözünü Müslümanlara açtı. Çünkü bana şu hadisana ahırıda derreyegen üçte adam hem Müslüman idi. Hasan ibn Sabit, Hamna binti Cahş ve Mustih ibn Abi Mustih. Boyagi münafıkta uruçlikke, cezalaşlikke hiç kendi sebep yok idi. Çünkü şu gafta ekmeyen idi. Bu fakat başlak koygen idi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem köçede böyleyken gaptan azar çekip Ayşe anamızki muamelesi başka çarağı hapıp kaldı. Peygamberimizdeki muamelenin özgürgenini körüp Ayşe anamız atam yüge barıp davalanıp geliydi o da Peygamberimize ruhsat verdi. Barıp atasını yüde davalanırken bu oldu. Görün, bir iş bobo genden keyin, bir iş boldu, öttük etti. Eğer de yapırıp olmayıydı. Mesela, açı mümkün idi. Eğer üstünde çekige, Ayşe anamızı çekige düşünme gende çek, şu iş bulmasıydı. Eğer Ayşe anamızı mınçağı yok alıp koyma gende de, şu iş bulmasıydı. Bana kadar bulmasıydı. Bu oldu mu? Şimdi eğer de bu mıydı? Eğer de bu mıydı? Burada Allah her bir nesanın hakikati mahiyatı buladı. Her bir nesanın hakikati mahiyatı buladı. Bu Müslüman adamı kalbine taskin beredi, takdirge tam verişliği. Peygamberimiz etediler. Likulli şeyin hakikatun. Her bir nesanın hakikati mahiyatı buladı. وَمَا بَلَغَ عَبْدٌ حَقِيقَةَ الْا۪يمَانِ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّمَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْتِيَهُ Dikkat kılıyla. Ben de onge yetken narsanı takdiri azalda onu çetlep ötüşü yok ekenini
Ve nima onu chetlab o'tgan bo'lsa, uning unga tegishi taqdirda yo'q ekanini anglamagunicha iymon haqiqatini bilmaydi. İmon haqiqatini bilmaydi. Sizga keldi bir narsa, tegdi. Tegishi yozilgan edi, tegar edi, o'tib ketmas edi. Bir narsa senga tegmay qoldi, o'tib ketdi. Demek senin qo'lingga tegishligi yozilmagan. Shuni tushunmaguningcha iymonni nimaligini tushunmaysan. Bizi e'tiqodimiz nima bo'lgan bo'lsa, Alloh taqdirda shuni xohlagan uchun bo'ldi deymiz. Nima bo'lmagan bo'lsa, demak Alloh shuni xohlamagan ekan deymiz. Fala taqul law anni fa'altu kana kada va kada. Payg'ambarimiz aytadilar, agar undoq qilganimda bunday bo'lardi dema deydi. Buning o'rniga bu Allohning taqdiri, u nimani xohlagan bo'lsa, shuni qildi. Degin. Agar so'zini ishlasang, shaytonga katta yo'l ochib qo'yasan. Kelishdingmi? Bo'lgan ish o'tdi, ketdi. Aqlli odam, aqlli musulmon bo'lib o'tgan ishlarda o'tmishda eslab bugungi kunni achchiq qilmaydi. Bo'ldi, ketdi. Alloh shuna bo'lishini nima qilgan ekan? Demak, hadisul ifk voqiyasi bo'lishligi kerak edi. Chunki Alloh buni xohlagan edi. 100 marta chek tashaganda ham Oysha onamizni cheki tushardi. 100 marta karvon to'xtaganda ham baribir Oysha onamiz orqada qolar edi. Nima uchun shunday bo'ldi? Musulmonlar ibrat olishliklari uchun. Oysha onamizga o'xshagan holatga tushib qolgan mu'mina ayol nima ish qilishni kerak shunday holatda? Ibrat bo'lishligi uchun tushdi. Bir oyga yaqin vaqt o'tdi. Oysha onamiz Abu Bakrni uyida ko'chadagi gap tarqab ketdi. Hattoki fahsh bo'ldi degan gap ham aytildi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu bo'lgan holatdan norozi bo'lib sahobalarning orasiga chiqib turib xutba qildi. Chunki bu so'z payg'ambarimizning sharafiga, origa, nomusiga tegadigan so'z edi. Payg'ambarimiz turib, shu gaplar ko'payib ketgandan keyin nima dedi? Minbarga chiqdi, Allohga hamd aytdi, o'ziga salovat aytdi. So'ngra bu kishilarga nima bo'ldiki, meni oilam haqida gapirib menga azor berishadi. Allohga qasam, ulardan faqat yaxshilikni ko'rganman. Bu so'zni mening sahobalarimdan biri haqida gapirishyapti. Allohga qasam, men undan faqat yaxshilikni ko'rganman. U sahoba mening uyimga kirgan bo'lsa, men bilan birga kirgan. Hech qanday fahshga bir o'rin yo'q. Gap shunday holatda bir oyga yaqin birodalar vahiy to'xtab qoldi. Chunki musulmonlar payg'ambarimizning oilasi haqida bunaqa gapni gapirish kerak emas edi. Bunaqa gapni boshda yopib qo'yishlik kerak edi. Oysha onamiz bir 20 kunlar o'tganidan keyin, bir oyga yaqin vaqt o'tgandan keyin bir oz kasali yengilladi. Ayollar bilan bir ehtiyoji bilan qazoi hojat bilan tashqariga chiqdi. Oysha onamiz chiqib ketar ekan, mana shu billa ketayotgan ayollardan bittasi ko'ynagini etagini bosib yiqilib tushdi-da, mustuqdi bo'yni uzilsin dedi. Bu so'kayotgan ayol shu mustuqni onasi. Shunda Oysha onamiz qarab turib, Rasulullohning sahobasi bo'lgan, ahli Badr bo'lgan o'g'lingni so'kasanmi dedi. Dedi, ko'chadagi gapdan xabari yo'q edi Oysha onamiz. Ummu Mustuq qarab turib, sen haqingda nima deyotganini bilmaysanmi? Himoya qilyapsan uni dedi. Nima deyapti? Ham yo'lda aytib berdi. Oysha onamiz bir oy deganda Oysha onamizni zinoda fahshda odamlar gapirib ayblayotganligini mana endi eshitdi. Bu so'zni eshitganidan keyin nihoyatda bir qiyin ahvolga tushib qoldi. Uyiga borib qattiq yig'ladi. Jigarim bo'linib ketgudek yig'ladim dedi. Payg'ambarimiz Oysha onamiz xabar topganini eshitganidan keyin Abu Bakrning uyiga keldi. Kelib Ya Aisha, fattaqillaha va in kunti iqtarafti su'an mimma yaqulu an-nas fatubi ila Alloh fa inna Alloha yaqbalu at-tawba an ibadi. Ey Aisha dedi. Odamlarda siz haqingizda aytayotgan so'zini eshitibsiz. Agar odamlar aytayotgan ishni qilgan bo'lsangiz, Allohga istig'for ating. Tavba qiling. Alloh tavbalarni qabul qilguvchi rahimli zot dedi. Oysha onamiz aytadi, Rasulullohdan mana shu so'zni eshitganimda ko'zimdagi qon qatib qoldi deydi.
Menden gümon qilyapti mı? Menden şüphe qilyapti mı dedi. Bu joyda Oyisha onamızın otası hem onası hem vardı. Abu Bakir'ye karab, onasıya karab, ha bir nesil de koymuyorsun ama Resulullah'a dedi. Abu Bakir etti. Ne değişti bilmiyoruz dedi. Bir ay vahiy tohtap kaldı. Eğer Peygamberimiz ki Allah'a tamında vahiy çüşkeni de bu gap ona kalmaz. Bu natoru döptürüp ayette etti. Ayalını pakize ekenliğini ispatla birer idi. Ama bir ay tohtap kalanlığı Müslümanlar ki bu ders oldu, ibret oldu. Özlünün boşluğu, özünü Peygamberi, rahbarı hakkında bunda yaman yaman gibi barışlık gerekmesiydi. Oyisha onamız hiç neseden haberi yok. Hiç kim soramadı, hiç kim soru cevap kılmadı. Bir tanıya bana şu tuhumatı eşitip durdu. Şunda Oyisha onamız yığılıp durup aittı. Vallahi, vallahi la atubu ilallahi mimma zekerte abadan dedi. Allah'a kasam dedi. Siz etken nerseden hiç kaçan tövbe kımayman dedi. Eğer tavba kısam, adamlar aitken narsanın rastlığını ispatlayken bulamam. Lekin ona kalmaz, ben pakizemem. Eğer kımagen ben desem, bittilerim işe misler menge dedi. Şunda Oyisha onamız, şunda bir katlı hayacanlan geneden, Yakub aleyhisselamın ismi yadige kemedi. Eni beni kıladiyen işim, eni beni kıladiyen işim de topamazsan, Yusuf'un otasına etken sözü Fasabrun cemil Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Yusuf aleyhisselamı yığıldı deyip duru akeleri kegen de Yakub aleyhisselam etken idi. Endi meni işim çırali sabır kılmaqdır. Sizler sözle etken bu narsa musibet üstü de medet soruladigen zat yalnız Allah dedi. Hayacanına geniden Yakub aleyhisselam ateşi kemedi. Yusuf da otasına etken gapını aytaman dedi. Fasabrun cemil Wallahul musta'anu ala ma tasifun dedi. Şart arkasını kovaldı Peygamberimizge. Şu vakitte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemge vahiy nazil oldu. Resulullah'a vahiy kegende hama sahabalar bilişerde vahiy kereken hiç kim karaması yüzüge. Resulullah'tan tir okaradı. Hama yüzünü yerge aldı. Abu Bakir Peygamberimiz düşündü uğrap koydu bir matah bilen. Mana hazır Peygamberimizge Oyisha onamızı pakizeliği hakkıda ya ki başka ekenliği hakkıda ayet şu yaptı. Mana hazır hakikat fosh bo'ladi. Mana shu lahzalar Abu Bakr Siddiq uchun juda ham qiyin holat bo'ldi. Chunki hozir payg'ambarimiz vahiyni qabul qilib yuzini ochadi-da, qiz pokiz ekan deydi yoki boshqa narsani aytadi. Ammo Oyisha onamiz aytadi, "Ammo men xotirjam edim" deydi. Men haqimda oyat tushadi deb o'ylamagan edim, unchalik qadrim baladda bilmas edim o'zimni. Endi payg'ambarimizga ilhom suratida kelsa bir xabar yoki tushida bir narsa ayon bo'lsa kerak dedim, lekin oyat tushadi deb o'ylamadim dedi. Shu payt payg'ambarimiz vahiyni qabul qilib bo'lganidan keyin yuzini ochdi-da Abishiri ya Aisha, laqad anzalallohu baro'ataki. Ey Aisha xursand bo'ling, pok ekanligingiz haqida Alloh taolo oyat nozil qildi dedi. Abu Bakir xursand bo'lib qiziga tur qizim, Rasulullohga minnatdorchilik bildir. Rasululloh shukr keltir tur dedi. Vallohi Rasulullohga shukr keltirmayman dedi. Chunki qattiq alamda qolgan edi. Meni pokligim haqida oyat tushirgan Allohga hamd aytaman dedi. Shu bilan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bu oyatlarni qabul qildi va chiqib turib odamlarga bu oyatlarni tilovat qilib berib, Oyisha onamizning pokiza ekani haqida insonlarga xabarni berdi. Qaysi oyatlar tushgan edi? Nur surasida. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharron lakum bal huwa khayrun lakum. Shak shubhasiz bu buxtonni vujudga keltirgan kimsalar o'zlaringizdan bo'lgan bir to'dadir. Ichingizdagi bo'lgan bir to'da munofiqlar to'dasi. Uni sizlar o'zlaringiz uchun yomonlik deb o'ylamanglar, balki u sizlar uchun yaxshilikdir. Mana shu voqeani bo'lganligini yomonda o'ylamanglar, sizlarga foydalarga shu narsa. Ulardan har bir kishi uchun o'zi kasb qilgan gunohga yarasha jazo bordir. Ularning orasidagi gunohni kattasini ko'targan kimsa uchun ulug' azob bordir. Ey mo'minlar, sizlar bu bo'xtonni eshitgan paytingizda mo'min va mo'minalar bir-birlari haqida yaxshilikni o'ylab, ha bu ochiq bo'xton-ku deyishsa bo'lmasmidi? Ular to'rtta guvoh keltirsalar bo'lmasmidi? Oyisha onamizni fahsh tayyiblaganlar. Endi agar guvoh keltira olmasalar, u holda Alloh nazdida ular yolg'onchidirlar.
Agar sizlarga dunyo va oxiratda Allohning fazli marhamati bo'lmasa edi, albatta sizlarni tinmay so'zlagan narsa bo'xtonlaringiz sababli ulug' azob ushlagan bo'lar edi. Mana shu oyatlar orqali Oysha onamiz roziyallohu anhoni pok ekanligini Alloh taolo isbotladi. Nima xulosa olamiz? Agar birodar haq bo'lsangiz xotirjam bo'ling. Alloh haqni yuzaga chiqaradi. Tana qilayotganlar, malomat qilayotganlar, ayblayotganlar, tanqid qilayotganlar, aybingizni topayotganlar o'zining o'rniga tushadi. Ammo haq bo'lsam Alloh haqni zohir qilar ekan deb turib beparvo bo'lmaydi. Shubhaga solib qo'yadigan o'rinlardan musulmon odam o'zini ehtiyot qilishni kerak bo'ladi. Payg'ambarimiz bir kuni ayollaridan birini yetalab ko'chada ketayotib qorong'ida ikkita odam o'tib qoldi. Payg'ambarimiz to'xtab turib "Hadihi zawjati Sofiya" dedi. "Bu meni ayolim Sofiya" deb qo'ydi. Chunki narigi ikkita kishi bu ayol kimligini ko'rmagan edi. Payg'ambarimiz kim bilan ketyapti-kin degan gumonga borib qolmasin deb payg'ambarimiz nima deyapti? "Bu meni ayolim Sofiya" deb qo'yapti. Demak, musulmon odam u haqida boshqalar yomon gumonga borib qoladigan ishni qilmaslik kerak. Shubhali bo'lgan o'rinlardan nima qilmaslik kerak? Ha, siz haqsiz, siz poksiz, ammo nima qilmang? O'zingizni shubhali o'ringa qo'ymang. Masalan, safar ketmoqchisiz, ayolingizni akasi ukasiga aytdingiz, "Men yo'g'imda kela xarob turinglar" deb qo'ydingiz. Endi agar qo'shningizga chiqib turib, "Qo'shnilar, men safar ketyapman, mo keliningizlarda, qo'shningizlarda akasi ukasi kela xarob turadi" deb qo'ymasangiz, ertamanda kechpatda agar bir ular tanimaydigan erkak kirsa, nima degan gumonga borish kerak? Demak, musulmon o'zini gumon va shubhali bo'lgan o'rinlarga nima qilmasligi kerak? Qo'ymasligi kerak. Toki mana shunda bir qalbida maraz bor odamlarda tili kesilsin. Bu qissadan olinadigan saboqlar 3 ta. Alloh taolo xohlagan narsa bo'ladi. Ikkinchisi, agar haq bo'lsangiz, xotirjam bo'ling. Alloh haqni yuzaga chiqaradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ayollari Ummahatul Mu'mininlar haqidagi darsimizni davom ettiramiz. Oysha roziyallohu anha Alloh taoloning valilaridan, Allohning do'stlaridan edi. Abu Na'im shunday deydi: "Muhammad alayhisalomning ayoli Oysha roziyallohu anha avliyolardan edi." Har bitta musulmon vali bo'lishlikka, Allohning do'sti bo'lishlikka harakat qilishi lozim bo'ladi. Agar biz Allohning do'sti bo'lsak, bizga nima bor? O'zi Allohning do'sti kim? Allohga iymon keltirgan, uni hukmida mustaqim turgan, gunohlardan ehtiyot bo'lib yurgan odam borki, Allohning valisi bo'ladi. Xo'p, Allohning valisi bo'lgan odamga nima bor? Alloh taolo aytadi: "Ala inna awliya Allohi la khawfun alayhim wa lahum yahzanun alladina amanu wa kanu yattaqun." Ogoh bo'lingiz kim? Albatta Allohning do'stlariga biron xavfu xatar yo'qdir va ular g'amgin bo'lmaslar. Kim bular? Ular iymon keltirib taqvo qilgan kishilar. Allohning valisiga g'am yo'q, qayg'u yo'q, tashvish yo'q. Kim u? Iymon keltirgan va qo'lidan kelganicha taqvo bilan yashagan odam. Oysha roziyallohu anhoni tamomiy taqvoda bo'lib yashashlikka uringan va mana shu narsani uddasidan o'tgan ayollardan edi. Allohning valilari o'tib ketgan ishlarni o'ylab his qilmaydi. G'amga botmaydi. Kelajakda bo'ladigan ishlarni o'ylab, yana tashvishga, qayg'uga kirmaydi. Buguniga ham rozi, o'tganiga ham rozi, kelajagiga ham rozi. Mana shu rozilik uni hayotini saodatli bo'lishigini eng asosiy omili. Va inson norozi bo'lar ekan hayotidan hech narsa to'ydira olmaydi buni. Endi hayotidan rozi bo'lishlik faqat Allohning valilariga xos bo'lgan sifat. Alhamdulillah deydi. Faman tabi'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Alloh taolo aytayapti: "Bas sizlarga men tarafdan hidoyat kelgandan keyin kim mening hidoyatim yergassa, yo'ldan ozmas va baxtsiz bo'lmas. Faman a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan dunka." Kim meni zikrimdan yuz o'girsa, biz unga tanglik hayotini berib qo'yamiz. Hidoyat kelgandan keyin ergassa bu odam tang bo'lmaydi holi, baxtsiz bo'lmaydi. Ammo Allohning zikridan yuz o'girgan bo'lsa hayoti tang bo'ladi, o'zi baxtsiz bo'ladi. Demak, insonning baxti, saodati
Allohga itoat qilishlik bilan bo'ladi. Dunyo bilan emas. Dunyo bilan emas. Keyingi oyatda Alloh taolo aytadi: "Faman tabi'a hudaya fala xawfun alayhim va la hum yahzanun." Bas shu haq yo'lga ergashgan kishilarga xavf va xatar yo'q va ular g'amgin bo'lmaydilar. Tushunaliga birodarlar. G'amgin bo'lmasda yashashni xohlaymizmi? G'amsiz, qayg'usiz, tashvishsiz, siqilishsiz yashashni xohlaymizmi? Allohning valilaridan bo'lishga harakat qilaylik. Valilikning alomati iymon keltirish va taqvo qilib yashashlik. Abu Naim Oyisha roziyallohu anha haqida yana shunday deydi. U Siddiqning qizi Siddiqo, Atiqning qizi Atiqo, Habibning Habibasi, Habibning qalbini ulfati, ayblardan poklangan, shubha va gumonlardan saqlangan, dunyo va uning quvonchlariga beparvo, Qur'on bilan pokligi isbotlangan Oyisha bint Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuma. Bu dars orqali birodarlar, ayol kishi ham xuddi erkakka o'xshab martabasi oliy bo'lishi mumkinligini ko'ramiz. Chunki ayol kishining yelkasiga ham xuddi erkak kishi yuklatilgandek, erkakka yuklatilgandek shariatning talablari bor. Erkak kishi mana shu talablarni bajarib yuksalgan sari, Allohga yaqin bo'lgan sari martabasi ko'tarilganidek, ayol kishi ham o'zining vazifasini bajarsa, taqvoda yursa, martabasi erkaklardan kam bo'lmaydi. Muhammad aleyhissalomning Oyisha onamizga bo'lgan muhabbat haqida nima deyiladi? Oyisha onamizning o'zi haqida nima deyiladi? Sahobalardan birontasi agar Oyisha onamiz haqida gapirmoqchi bo'lsa shunday der edi. Haddasatni Siddiqa bint Siddiq va Habibatu Habibillah. Menga Siddiqning qizi Siddiqa, Habibullohning Habibasi menga shunday degani deb turib, sahobalar Oyisha onamiz haqida mana shunday bir hurmat bilan, ehtirom bilan so'z aytishardi. Har qanday inson oliy martabani yaxshi ko'radi. Komil bo'lishlikni, kamolotni yaxshi ko'radi. Lekin dunyodagi eng oliy martaba nima? Allohning do'sti bo'lishlik. Allohning do'sti bo'lishlik. Bundan ortiq martaba bo'lmaydi inson uchun. Endi qarang, eng katta martaba bir mamlakatning raisi bo'lish desa, hammaga nasib qilmaydi bu narsa. Agar Allohga yaqin, eng yaqin martaba boy badavlat bo'lishni desa, hammani ham rizqi bir xilmas. Ammo Allohga vali bo'lishlik eng oliy martaba deyilyapti. Vali bo'lishga hammaning imkoniyati bor. Allohdan qo'rqib yashang, tijoratingizda, oilangizda, fe'l-atvoringiz, xulqingizda Allohning valisi bo'laverasiz. Millatingiz nima? Erkak ayolmisiz? Pulingiz qancha? Qaysi qishloqda yashaysiz? Buni ahamiyati yo'q. Chunki Alloh taolo aytgan: "Inna akromakum indallohi atqokum." Allohning huzurida hurmati balatinglar puldoringlar demadi. Payg'ambarda davrida yashaganlar demadi. Molon yerda yashaganlar demadi. Mutloq aytib qo'ydi. Qaysi zamonda yashasang ham, kim bo'lsang ham, taqvo qilsang, Allohning huzuridagi eng hurmatli banda sen bo'lasan dedi. Allohga yaqin bo'lishlik, Allohning valisi bo'lishlik. Buni mazasi qanaqa? Kim biladi buni? Kim biladi? Totib ko'rganlar biladi. Toppa to'g'ri. Anas roziyallohu anhu'dan rivoyat qilinadi. Avvalu hubbin kana fil islami hubbun nabiy sallallohu alayhi va sallam li Aisha roziyallohu anha. Anas roziyallohu anhu aytadi. Muhammad alayhisalomning Oyisha roziyallohu anhoga bo'lgan muhabbati islomdagi birinchi muhabbat edi. Birodarlar, bir kishi, musulmon kishi ayolini yaxshi ko'rishligi, unga rahim qilishi, unga muhabbatli bo'lishi Allohning manhajini ro'yobga oshirayotganligini belgisi. Qarab tursangiz, ayol kishini Alloh taolo latofatli, nozik qilib yaratdi. Mana shu latofatli, nozik bo'lgan, zaifa bo'lgan ayolni yaxshi ko'rishligimizni xohladi Alloh taolo. Dadasi meni yaxshi ko'rasizmi deydi. Desa, nima deyishni ham bilmaysiz. Aytdi-ku, dunyoning o'zi matoh, lekin bu matohda eng yaxshisi solih ayol. Agar er-xotinning o'rtasida bo'layotgan bu muhabbat, pokiza iymon aloqalari ustiga qurilgan bo'lsa va mana shu oila paydo bo'lsa, solih farzandlar dunyoga kelsa, Muhammad sallallohu alayhi va sallam yaxshi ko'rgan narsa bo'ladi bu.
Uylaninglar, ko'payinglar, zero qiyomat kunida men sizlarni ko'pligingizlar bilan faxrlanaman degan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Er xotin o'rtasidagi muhabbat, mehr qanchalik kuchli bo'lsa, Alloh taolo shu ikkalasidan shunchalik rozi bo'ladi. Sahobalardan birini o'g'li vafot etdi. Abkir o'rab qo'ydi, eri kechki payt ishdan keldi. Eriga aytmadi. Çünkü erini, dilini ağrıtıştıydı, haklamadı bu musibetli haber bilen. Oğlunu uğrap koydu. Eri geldi. Oğlu inkaleydi o da, tınçıp kaldı dedi. Hakikaten tınçıp kaldı. Sonra özünü ziynetlep, eri geri uğrap oldu. Onlar birge buluştu. Ton yatken de eri gekarıp durup, bu sahabeyi ayol, ey Abu Talha, eğer koşnumuz sizge bir nesana amanatke verip, keyin kaytarıp verin dese, g'azabingiz keladi mi dedi. Eri yo'q dedi. Unday bo'lsa Alloh taolo bizga ham shunday ish qildi dedi. O'g'limizni omonat qilib bergan edi, endi qaytarib oldi dedi. Sabrni qarang. Erini kelgan paytda diliga bir og'ir botadigan gapni gapirmasdan sharoitni bir yumshatib, yo'lini qilib tushuntirganligini qarang. Eriga bo'lgan muhabbatni, eriga bo'lgan sadoqatni, vafoni qarang. Abu Talha roziyallohu anhu bu xabarni borib payg'ambarimizga aytdi. Ya Rasululloh, mana bunday ish bo'ldi. Ayolim mana bunday ishni qildi menga nisbatan deganida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam barakallohu lakuma fi laylatikuma. Alloh sizlarning bu kechangizni sizlarga barakotli qildi dedi. Alloh taqdiriga rozi bo'ldi. Eriga bo'lgan munosabatni ko'ring. Mana shu kechada Alloh taolo bir farzandni taqdir qildi bularga. Bu farzand dünyaya geldi. Şu farzanddan 10 ta farzand tuguldu, 10 tası hafızı Kur'an bolu geçti. Çünkü bunlar birbirine bugün alakası Allah'ın imanını takazası bulan bugün alakaydı. Birbirini Allah için yakış görüş aradı. Taza imani aileydi. Mükafat karim buradalar. Allah da Allah insanını, tabiatiga garizalarını joylab qo'ygan. Insonni tabiatida bir narsalarni talab qilishlik bor. Masalan, shirin taom yeyishlik, huzur, halovat, rohat, farog'at. Insonni tabiatida nima talab bo'lsa, shu talabni halol yo'l bilan qondirish yo'lini ko'rsatib qo'ygan. Mana shu talabni harom yo'l bilan qondirgan yo'l ham bor. Katta jamiyani ustozlardan biri 40 yıl mı, 30 yıl mı işlep, endi pensiyaga chiqadigan payti keldi. Haligi ustoz haqida shogirdlari, ana shu jamiyani, jamoati juda ko'p yaxshi so'zlarni gapirishdi. Xayrlashuv so'zlarini eshitdi, o'zi haqida yaxshi bir so'zlarni eshitdi. So'ngra mana shu yig'inni oxirida mana shu qari ustoz o'rnidan turib aytdiki, kimnidir yaxshi ko'rishga o'zida ehtiyojni sezmagan hamda boshqalarni ham uni yaxshi ko'rishlariga ehtiyojni sezmagan kishi odam bolasi emas. Ya'ni odam bolasi bo'lsang, kimidir yaxshi ko'rishlikka ichinda bir ehtiyoj bo'lish kerak, kimidir yaxshi ko'rishing kerak. Va kimdir seni yaxshi ko'rishligini xohlashing kerak. Agar mana shu ikkala narsa senda bo'lmasa, sen odam bolasi emassan deydi. Biz kimidir yaxshi ko'rishimiz kerak va kimlardir bizni yaxshi ko'rishini xohlashimiz kerak. Biz nimani yaxshi ko'ramiz, birodarlar? Ayollarimizni yaxshi ko'ramiz, molimizni yaxshi ko'ramiz, farzandlarimizni, amallarimizni. Lekin eng katta yaxshi ko'rayotgan narsamiz nima? Alloh. Muhabbatda eng oliy ko'rinishi nima biz uchun? Alloh taolaning diydori, Alloh taolaning roziligi. Bu shunday bir muhabbatki, Allohga bo'lgan muhabbat. Bu tugab qolmaydi. Boshqa har qanday narsaga muhabbat qo'ying, tugaydi u narsa muhabbat. Odamni yaxshi ko'rsangiz, odam o'ladi. Ammo Allohga bo'lgan muhabbat, birodarlar, o'lganimizda yerda tayda biz bilan birga bo'ladi. Qiyomat kunida biz bilan birga bo'ladi. Jannatga siz bilan biz olib kiradigan muhabbat bo'ladi. Mana qanaqa muhabbatga intilish kerak. Hikmat. Haromning ustiga qurilgan muhabbat ozayishga qarab yuradi. Iymon ustiga qurilgan muhabbat o'sishlik tomonga qarab yuradi. Ibn Abbos roziyallohu anhu Oyisha onamizga shunday degan edi kunlarning birida. Kunti ahabban nisa'in nabiy sallallohu alayhi vasallam ilay.
وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَّلَّمْ يُحَيْبُ اِلَّا طَيِّبًا İbn Abbas, Abbas ibn Abdülmuttalib'in oğlu, bu ümmetinin en bilimli kişisi. Resulullah ötüp etkenden keyin Ayşe anamızın aldığı kelime ayeti yaptı ki, siz Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in en sevimli ayalı ediniz. Resulullah fakat pakize nasıl yakış görürdü dedi. Sizi yakış gördü mü? Demek siz pakize ediniz. Nemeni yakış görüştük peygamberimizle doğru geldi. Pakize nasıl? Şimdi peygamberimiz bu ayalını fakat güzellik için yakış gördü mü? Nemesi için yakış gördü? Kemalı için, ilmi için, hulku için, Allah'a bugün muhabbeti için. Mana şu narsasini yaxshi ko'rishlik ayol kishidagi payg'ambarimizga yarashar edi. Biz ukalar birovga uylanmoqchi bo'lsak, nimasini yaxshi ko'rib uylanyapmiz? Bir qarab qo'yinglar. Husnunimi, otasinimi, nasl-nasabinimi yoki dininimi? Agar biz bir qizga uni dini uchun, xulqi uchun, axloqi uchun, e'tiqodi uchun yaxshi ko'rib uylansak, inshaalloh bu muhabbat birodarlar o'lgunimizcha siz bilan biz bilan yonimizda turadi. İbn Abbas devam etdi, Ayşe anamızga yapırıp durup. Safarda sizin monçağınız yok alıp kaldı. Peygamberimiz safarladı, birge Ayşe anamızdan çıkkanı da, bir cahaya oturuşkanı da monçağı düşüp kaladı. Şu monçağını Resulullah istedi, sahabalar istedi, namaz vakti ötüp getip kaladı, su yok. Şimdi Allah da Allah, Fateyem mamu saiden tayyibe, su top almasengiz, pakize tuprak bilen tayammum kılın dedi. Bu Ayşe anamızın barakatıdan buldu. Ayşe anamız dedi, bana şu monçakın yok alıştığı ümmet için yengilliği bugün, tayammum da ruhsatı verdi. Sizin sebebinizden, barakatınız sebebi Müslümanlığa yengillik, tayammum izin verildi dedi. Yetti Osman üstüden sizin pak ekenliği sakıda Kur'an'da ayetler nazır buldu. Mescidlerde Kur'an okularken siz hakkınızda çıkan ayetler keçe gündüz, kıyamet keçe tılavat kılınadı dedi. Ayşe anamızın faziletlerini yapırıp gitti. Muhtap gitti. Şimdi Ayşe anamız, ya İbn Abbas, da'ni minke. Ya İbn Abbas, buldu kılayım dedi. Buldu kılayım. Fevallahi, levadittu anni kuntu nasiyen mensiyya. Ey İbn Abbas, koyun bu sözlerini, bas kılayım. Siz beni maktaşınızdan bütünle unutulup ketilişini haklap kaldım dedi. Yani, muhlis adam, adamlarda maktabını kütmeydi. Muhlis adam kıyan işini köz köz kımıydı. Köz köz kımıydı. Muhlis adam kıyan savablı işini bekitedi. Hutta ayıp işini bekitken deka. Çünkü savabını kemip kalışırken haklamıydı. Muhlis kişinin kalbiye adamlarda maktabı sığmıydı. Maksadı bulmaz. Ha maktası maktab olsun. Lekin bu maksatta kımayan bu adam. Allah'ın razılığını edip kıyan bular. Allah kabul kısın. İnsan üç tane sana yakış görüyordu. Özünü, vücudunu, bedenini, nevini, özünün nasıl nasabı, zürriyatını ve zikirini, namını. Vücudunu, nevini, hem de özünün namını. Alem neşrah leke sadrak ve vada'na enke vizrak ellezî enkada zahrak ve rafa'na leke zikrak. Ey Muhammed, biz sizin kalbinizini keng münevver kılıp koymadık mı? Ve biz sizden yelkenizini ezip durgan ağır yükünüzü alıp koyduk. Ve biz sizin zikirinizini, mertebenizini baland kılıp koyduk. Vücutta davami kalışlığı yiyiş içişliği bilen buladı. Tanemizi kalışını halayımız, yiyimiz içemiz. Navimizi, zürriyatımızı kalışını halayımız, bu ne bilen buladı? Üylenişlik bilen, farzan kalışlık bilen buladı. Şimdi zikiri, namını kalışını mı bilen buladı? Allah'ını tanışı bilen, onge taatta buluş bilen, kıyan savabli amelleri bilen. Eğer bizi zikrimiz kalışını haklasak, biraderler, Allah'ını hükümeden müstakim türeylik ve savabli işleri köprak kılaylik. Ben şu mescidde, mescid bu kalışı sebep oluyen, kaç adam olsa, neki iller öter? Falancı falancıyla türeyen şu işte başı da. Bu bina falancı neki dedip durup, adamla fakat ne bileyim istedi? Mollattaş kazını, köprüye. Mama Yusuf Boyatan'ı mescide. Bakı mescide. Kareler de bu adam köprüyü sapma geneken. Bu adam mescid sapma geneken. Katteler bilesler neçil oldu şunlar ya. Neçil oldu tüketkeni ki bulardı.
Demek burada zikri kaldı. Eğer siz bilen bizden zikrimiz kalışını haklasak, adamlar bizi yakşili bilen esleşkini haklasak, savablı işlerini köprü akılıştaki haris bulaydık. Akulu kavli hada ve astagfirullah li ve lakum. Esselamu aleyküm.